Selena. Efendim? Şey, sana çok önemli bir şey sormak istiyorum. Önemli bir şey mi? Evet. Ben şimdi evlenme teklif edecek işte. Konuyu dağıtmam lazım. Anladım. Sen kızlar tatilde kitap okuyorlar mı diye merak ediyorsun. Okuyorlar okuyorlar, merak etme. En son uğradığımda Salt Pine hikayelerini okuyorlardı. Boş ver şimdi kitabı. Yani boş verme tabii ama benim sormak istediğim konu o değildi. Ya. Ya. Şey. Ya ben nasıl anlatsam. Ya nereden başlayacağımı bilemiyorum. Oh, hay Allah. Çok heyecanlandım. Tamam o zaman sen heyecanın geçince sorarsın şöyle bir iki sene sonra falan. Yok yok. Bir şekilde söylemem lazım. Ama nasıl? Şey, sonuçta hepimiz dünyaya bir defa gidiyoruz öyle değil mi? Vallahi ben günde 20 defa gidip geliyorum zaten. Efendim? Haklısın diyorum. Yani işte hepimiz dünyaya bir defa gelince de sevgiyi, yani gerçek sevgiyi, yani yolu sevgiden geçenleri... Boşuna endişelenmişim. Bu gidişte 20 senede ancak evlenme teklif eder zaten. Efendim? Yok bir şey. Dur. En iyisi başka bir şekilde anlatayım. Akşamları evde yalnız başına olmak çok kötü bir duygu değil mi? Eyvah, bu sefer çok kararlı geliyor. Efendim? Aslında pek de sıkılmam ben. Kitap falan okurum. Tabii ben de okurum ama yine de insan evde olunca bir ses, bir nefes aramıyor değil. Yani. İşte ben de... çocuklara bak. Ne kadar güzeller değil mi? Evet. Böyle çocuklu aileleri görünce insanın yuva kurası geliyor. Öyle değil mi? Bilmem ki, yani bir de onlara sormak lazım. Evli ve çocuklu olmak çok zor bir durumdur. Burak? Bir sevgiyi anlamak bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın demiş Özdemir Asaf. Selena, hayatımın geri kalanını seni anlamak, sevmek ve mutlu etmekle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin? Burak. Ben. Ne kadar zor bir karar olduğunu biliyorum. Ama hemen cevap verme. Bir süre düşün, olur mu? İcat eden adam bu. Demek ki ilk telefon böyle bulundu. Tamam peki. Telefonu icat ettin. Tek bir telefonla kimi aradın peki ya? İnce tel buraya. Kalın telde buraya yerleşti mi? Dünya yeni icadınla tanışmış olacak. O kadar çabuk sevinme istersen Graham. Bence kalın telle ince telin yerini değiştir. Ne oluyor ya? Yoksa bu kalın telin yeri burası değil miydi? Evet, aferin. Orası ince telin yeri. En iyisi notlarıma bir daha bakayım. Tamam. Tabii ya. Tam tahmin ettiğim gibi.
buraya. Kalın teli de şu devreye yerleştirdik mi? Dünya yeni icadımla tanışmış olacak. Hadi bakalım Graham. Hadi oğlum. Biraz cesaret. Ya şimdi? Ya hiç? Oh! Oh! Yanlış yaptım. Onca yıllık emeğim boşa gitti. Ne yapalım Graham? Zirvedeyken bırakmak lazım. Haydi ben kaçtım. Telesekreteri konuşamayanlardanım. Hello? Hello? Yok. Okulda dalga konusu oluruz Kıvılcım. Senin için çok bir şey değişmez ki Dilara. Bu sefer Dilara haklı galiba Kıvılcım. Ha bizim folklorda ne işimiz var? Bütün okul bizimle dalga geçer. Ben yokum. Ben de. Kızım aşk diyorum. Siz aşk nedir bilir misiniz? Aşk insanı halı ekibine bile sokar. Her şey uzun için. Vay be. İşte bu yüzden halı ekibine katılmalıyız. İyi de aşık olan sensin. Biz neden katılıyoruz? Size bunu açıklamayı çok isterdim. Ama sanırsam artık yeni arkadaşlarımı anlatacağım. Yani insanın kötü gününde yanında olmayanlar nasıl arkadaş olabilir ki? Ha? Boş ver Dilara. Her şey buraya kadarmış. Siz de bundan sonra takılırsınız. Ben düşündüm de folkloru çok severim ya. Değil mi Dilara? Ben de severim herhalde. Yani geliyoruz. Yürüyün kızlar. Ama Ozan benim, tamam mı? Tamam. Hadi. Dilara hadi. Selin, dördüncü soruyu çözdün mü? Selin Hanım da güya matematik çalışıyor. Kesin Ozan abiyi düşünüyordur. Bence de. Şimdi anlarız. Bakayım. Hiç. Sadece deminden beri düşündüğün sorunun cevabını yazalım dedik. Merhaba kızlar. Selena. Selena şu kızlara bir şey söyle. Benimle uğraşmasınlar. Selena kötü bir şey mi oldu? Neden böyle üzgünsün? Yoksa Burak öğretmen... Evet. Kızlar. Burak evlenme teklifi etti. Peki sen ne cevap verdin? Daha bir şey söylemedim. O da biraz düşün dedi. Peki sen ne diyeceksin? Bilmiyorum Nazlıcığım. Size anlattığım gibi. Eğer Burak'la evlenirsem ve yarım elmam değilse evrene kötülük hakim olur.
iyilik için savaşacak hiç kimse kalmaz. Nasıl yani? Tam olarak ne olur Selena? Hep kötüler mi kazanır? Bakın. Evet Nazlıcığım. Yani çok zor bir karar vermek zorundasın. Aslında böyle bir durumda verilecek karar belli ama. Yani? Yani Burak'la evlenmem mümkün değil. En azından yarım elmam olduğuna emin olana kadar. Peki bunu ona nasıl söyleyeceksin? İşte en önemli nokta da bu kızlar. Keşke onu üzmeden, incitmeden söylemenin bir yolu olsa. Evlilik gibi ciddi bir karar almak için henüz çok erken. Birbirimize biraz daha zaman tanıyalım. Evet galiba en doğrusu bu oldu. Göndereyim. Şebekem yok. Ama nasıl olur? Ne oldu Selena, ne yapıyorsun? Kızlar, Burak'a mesaj atmaya çalışıyorum. Mesaj mı? Hı hı. Kızlar, düşündüm de yüzle konuşmaktansa mesaj atmak daha kolay olur. Hem zaman kazandırır. Belki düşünüp bana hak verir. Ama şebeke yok diyor. Ya burası kapsam alanı dışında olabilir mi? Selena, o elindeki ne? Evet Selena, o ne? Cep telefonu hayatım. Hani geçen hafta Burak hediye etmişti ya, size göstermiştim. Cep telefonu ne demek? Rakamlar da var. Aa, ben de bakacağım. Kızlar iyi misiniz? Aa, kızlar yani niye telefonu ilk defa görüyormuş gibi davranıyorsunuz? Çünkü ilk defa gördük. Çok ilginç bir alet. Ne işe yarıyor? Kızlar hadi dalga geçmeyi bırakın. Burak'a mesaj atmam lazım. Yardımınız gerek. Bununla mı çekiyorsun mesajı? Evet. Aa, çok enteresan ya. Demek artık telgrafın evde taşınanını da yapmışlar. Kesin Japonlar yapmıştır. Selin'cim ne telgrafı? Bu zamanda telgraf mı kaldı? Bu telefon, yani telefonun cepte taşınanı. Telefon ne demek? Kızlar, siz ciddi misiniz? Of of, çok canım sıkılıyor kanka. Bahiste yattım yine ya. Fatih, Allah aşkına bir sus. Cepte para yok, karnım aç. Aylak aylak geziyoruz, bir de beni yedin bır 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 be. Öf! Ya kanka ne yapayım, canım sıkılıyor diyorum ya. Of! Çocuklar! Çocuklar, sıkılırsınız da. Bakın burada ne kadar güzel çöpler var. Bunlara sokağa atsanız, çevreyi kirletseniz hem size de bir meşgale çıkar be. Ha? Diyorum ki kanka şu çöpleri yola yayalım. Bize de meşgale çıkar, eğleniriz, neşemiz yerine gelir. Aklımı okudun yemin ederim ya. Allah! Atın atın, atın. Aa, terbiyesizler, ne yapıyorsunuz böyle? Çevreyi kirletiyoruz. Ben eve gideyim de belediyeye bir telgraf çekeyim, siz görün. Çek çek, o telgraf bir saatte gider. İki tane de çay söyle, hadi canım. Sen telgraf çekene kadar burası halkalı çöplüğüne döner be. Telgrafın tellerine hadi çocuk. Kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar? İşte vur vur. Nasıl yani? Şimdi ben buradan konuşacağım. Ozan da aynı anda benim sesimi duyacak, öyle mi? Evet aynen öyle. Aha, öyle bir şey olsa ne güzel olurdu ya. Nasıl güzel olurdu? Zaten öyle bir şey var. Kızlar, inanmıyor musunuz? Sizin antrede de var telefon.
Nerede? Bizim atölyede mi? Evet. Ya, siz kesin bir şeyler karıştırıyorsunuz ama gelin benimle. Kızlar bakın doğruyu söylüyorsunuz değil mi? Üç kere söyledim yok dediniz. Eğer şaka yapıyorsanız çok kötü. Bu ne? Telefon nerede? Telgraf tabii ki Selena'm. Ama bu nasıl olur? Ya kızlar burada telefon olması lazım. Hoş geldin Selena kızım. Kızlar ben Zülfikar'a telgraf çekeceğim. Aslı Hanım karpuz aşerdi. Nereden bulacaksa karpuz alsın gelsin. Karpuz lazım stop. Aslı Hanım istedi. Stop. Bulmadan gelmem. Stop. Kızlar Allah bu telgrafı icat edenden razı olsun. Ya bir de icat edivermeseydi hayat ne kadar da zor olurdu. Bir düşünsenize. Oy, oy. Tabii ya eğer icat edilmeseydi. Ne oluyor Selena? Birazdan öğreneceğiz kızlar ama önce odanıza çıkmamız lazım. Hadi gelin. Polise telgraf çekmeliyim. Çek çek. Hatta benden de selam söyle. Şu şarkılar da olmasa, telefonlar çalmasa, arkadaşlarım aramasa. Alexander Graham Bell. Evet, telefonumun mucidi oydu. Leyla, internet açık mı? İnternet mi? O ne ki? Of, tabii ya. Telefon yoksa internet de yok. Selena, neler oluyor bize anlatmayacak mısın? Kızlar, biliyorum size çok garip geliyor ama... yani telefon çok kullanılan, her evde, her cepte bulunan bir aletti. Yani bir saat öncesine kadar. Peki biz neden bilmiyoruz? Siz bilmiyorsunuz çünkü biri zamanda yolculuk yapıp telefonun icat edilmesini engellemiş. İyi ama kim yapabilir ki böyle bir kötülüğü? Hades. Ben de tam bunu söyleyecektim. Ama önce bir araştırma yapmam gerekiyor. Evet. İşte burada. İskoç asıllı Amerikalı bilim adamı deniz ve hava taşımacılığı üzerine geliştirdiği projelerle anılır. Olur mu canım? Graham Bell'in en önemli icadıydı telefon. İnsan sesinin bir yerden başka yere aktarılmasına yarayacak bir cihaz icat etmek için çalışan Bell, yıllar süren çabaları sonuç vermeyince ve icadı patlayınca akli dengesini yitirdi. Düşündüğüm gibi bu tam Hades'in işi. Peki şimdi ne olacak Selena? Ne yapacaksın? Ben de zamanda yolculuk yapma gücümü kullanıp Hades'in boğuzluklarını tamir edeceğim. Yani Graham Bell'in yaşadığı zamana mı gideceksin? Evet, yaklaşık 100 yıl öncesine. Selena bizi de götürsene. Olmaz tatlım. Bu çok tehlikeli. Yalnız gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Selena, kendine dikkat et. Tamam kızlar, merak etmeyin. Yani hani eşek hoşaftan ne anlar derler ya, o kadın jel sosyeteden ne anlar anacığım ya. İnanmayacaksınız, eve girerken ayakkabılarını çıkartıyormuş. Ne, ayakkabılarını mı çıkarıyormuş? Canım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ayol? Canım likör alır mısın? Ekremciğim Hollanda'dan gelirken almış, en pahalısından, o kadar güzel ki. Vallahi alırım. Ha, müstesna, niye öyle bön bön bakıyorsun canım? Ben mi kalkıp hizmet edeceğim? Hadi. Affedersiniz Aslı Hanım. Herkesin önünde rencide ettireceksin kendini bana. Canım Fatih nasıl? Bildiğin gibi. Hep yatırım, hep yatırım. Bu arada İngiltere ve New York'ta da büyük yatırımlar yaptı.
Seneye dünya turu yapmak istiyoruz kızlar yatla. Gelmek ister misiniz siz de? Aa, ben kesin gelirim. Acaba Burak'cığım da gelir mi? Ay ben de çok isterdim ama mümkün değil, gelemem biliyorsunuz, yüklüyüm kızlar. Bebek gelince öyle zırt pırt geziye falan gidemeyeceğim tabii. Ay kızlar, bebeğe sürekli klasik müzik dinletiyorum, bildiğiniz gibi değil. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha Mozart'tır, Rahmaninov'tur, Vivaldi'dir, hep dinliyoruz vallahi. Sosyetede zaten klasik müzik dinlemek gerekir canım. Bizim kapının zili sürekli klasik müzik çalar. Aa, şarap ne burada olmazsa olmazdır değil mi? Değil mi, değil mi? Benim kızı biliyorsunuz Kıvılcım. Bu sene ona Fazıl Say'dan piyano dersleri aldırayım diyorum. Aslında yanında keman dersi de iyi gider. Hani Sunakan'dan ders aldırsam ama Sunakan'ı nereden bulacağız değil mi? Bilmiyorum, tanımıyorum. Bence de klasik müzik eğitimi şarttır hayatım. Ben de yakında bir çocuk yapmayı planlıyorum da inşallah. Aa, Kıvılcım nerede? Aslı'cığım bize birazcık müzik çalar mı? Buralardadır. Aslı'cığım şaka mı bu? Ay, ne yapıyorsunuz evladım, ne yapıyorsunuz? Gürültü yapıyorlar, ne yapacaklar? Teessüf ederim hanımefendi. Neden gürültü olsun ki? Özümüz bu bizim. Anadolu kültürümüz. Onlar bizim okulumuzun folklor ekibi. Hani kızlar? Tey tey tey. Kıvılcım. Hadi senden bir açıklama bekliyorum ben. Yok, Residence'da folklor gösterisi var. Biz oraya gideceğiz şekerim. Ay ama gidin gidin. Ay bir de dalga geçiyor. Boş ver hayatım, boş ver. Anadolu kültüründen anlamıyorlar. Özümüzü unutmuş bunlar, boş ver sen. Ay dedin oldum. Bütün cep sosyeteye rencide oldum. Kurabiye. Acaba hangi dönemdeyim? Nereye geldim? Oldukça ilkel bir döneme benziyor. Ama iyiliğin dönemi olmaz. Belli ki burada kötülük olmuş. O halde iyilik de olabilir. Neyse, şimdi doğru döneme gitmeliyim. Granbel'i bulmalıyım. Buyurun. Ben Alexander Granbel'i arıyordum. Evet. Burası onun evi mi? Evet ama kimseyle konuşmuyor. Ya ben bir görebilir miyim? Tabii buyurun. Merhaba. Siz ünlü mucit Granbel'siniz değil mi? He. Meşhur mucit. Meşhur aptal demek istediniz herhalde. Ha? Hayır, meşhur mucit. Siz bilim tarihinin en önemli mucitlerinden birisiniz. Graham Bell. Alexander Graham Bell. Neyi icat etmiş bu mucit ha? Salaklığı mı? Unutkanlığı mı? Aptallığı mı? Neyi? Ha? Bak, sen bir dehasın.
Eğer icat etmek istediğin neyse gerçekten istersen onu başarabilirsin. Yeter ki en önemli şey inancını ve cesaretini kaybetmemen. Sen benim ne icat etmek üzere olduğumu biliyor musun? Ha? Kilometrelerce uzaktaki insanların birbirleriyle konuşabilecekleri cihazı icat etmek üzereydim ben. Biliyorum. İcat edeceksin de zaten. Hayır. Hayaldi o. Bitti. Bitmedi. Daha yeni başlıyor. İcadın öyle bir hale gelecek ki herkesin cebinde olacak. İnsanlar yürürken bile birbirleriyle konuşacaklar. Nasıl yani? Bak, icadım bu şekle gelecek. Böylece herkesin cebinde olacak. Hatta bununla fotoğraf bile çekilecek. Ver o küsünü. Bu ne be? Dalga geçiyorsun benimle. Hayır, alay etmiyorum. Bunlar gerçek. Bak, söylediklerimden daha çoğu bile olacak ama şimdi lütfen bunlarla vakit kaybetmeyelim. Sen istersen bunu başarabilirsin. Yalnızca sen başarabilirsin. Ben? Başarabilir miyim ha? Başarabilir miyim? Evet, yapabilirsin Graham ben. Yapabilir miyim? Ha? Yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yapacaksın. Serena. Ozan'la el ele tutuşup Artvin'e oynadığımız zaman her şey sona erecek kızlar. Artvin ne Kıvılcım? Boş ver Dilara, o karışık. Kıvılcım, Ozan geliyor. Nasılım? Merhaba kızlar. Ne haber Ozan? Gel otur. İyi Kıvılcım. Neymiş bana anlatacağın şu çok önemli konu? Ozan, sen hayatımın gidişatını değiştirdin. Artık hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Ben değiştirdim. Evet sen. Ve folklor. Folklor. Evet, sıkı dur Ozan. Kızlar ve ben senin kurduğun folklor kulübüne katılmaya karar verdim. sen de sıkı dur Kıvılcım. Ben folklor kulübü falan kurmadım. Ne yani? Sen folklor kulübünde değil misin? Hayır. Yani hiç mi oynamadın? Hani Artvin falan? Kurt kuzu da mı oynamadın? Hadi be. Ne oldu? Yok bir şey. Biz de sen folklor kulübündesin diye kaç gündür folklor oynuyoruz. Sus Dilara. Ne yani, bu kıyafetleri boş boşuna mı giydik? Hadi Dilara, git sen bir yüzünü yık hadi. Bir şey mi kaçırdım ben? Senin Leyla ve Nazlı bizi kandırdı Ozan. Dilara! Ozan, vallahi sandığın gibi bir şey yok. Ya ben zaten meraklıydım folkloru. Kalıp dinlemeyi çok isterdim Kıvılcım ama işim var, gitmem gerek. Seninle folklordan bahsetmeyeceksin değil mi? Tamam, merak etme. O bana her şeyi anlatır zaten. Tamam, görüşürüz. Yapabilirim. Telefonu icat edebilirim. Ah! Ama nasıl? Patlamıştı. Puf diye patladı. Yok olmuştu. Nasıl yapabilirim ki? Belki de yok olmamıştır. Nasıl? Gözlerimle gördüm. Yok oldu, patladı, puf. Ne? Oh! Gözlerime inanamıyorum. Evet, aletin burada olduğuna göre sana sadece doğru bağlantıları yapmak kalıyor. Evet, teller çok önemli. Teller. Teller. Evet. Bir dakika. Bir duyma bir de konuşma bölümü olacaktı. Evet. Bunlar. Şimdi sesleri pürüzsüz karşı tarafa nasıl iletiyorduk ha? Nasıl? Hatırlayalım nasıl? Ay, şu semestr tatillerinden hiç haz etmiyorum. Ay, hiç karlı bir şey değil. Bence de hayatım. Bütün veletler evde canım. Ay, niye var bu tatiller hiç anlamıyorum. Allah'tan 3-5 parça hediye alalım oluyor da keyfim yerine geliyor. Ah!
Aa, ölü ölmüş. Adam kalp krizi geçiriyor. Keşke acil bir şekilde ambulans çağırabilsek. Ya, ay şimdi birimizin taksiye binip yardım çağırması lazım Fitnat. Ama o zamana kadar yaşayacağını zannetmiyorum. Gidici bu, gözü toprağa bakıyor ama ne yaparsın mukadderat. Hay Allah. Arkadaşlar, bence en iyisi aranızdan biri bir mektup yazıp ambulans çağırsın. Neyse. Hadi Allah rahmet eylesin kardeş. Geçmiş olsun tekrar, selam edin. Telefon olsaydı arayıp iyilik yapardınız. Ama no telefon, no iyilik. Sen de artık yavaş yavaş öteki tarafa. Oh be. Hadi Graham, hadi başaracaksın. Evet. Konuşma tarafı mıydı? Dinleme tarafına mıydı? Bir tarafa benim bir az miktarda bir kömür tozu koymam gerekiyordu ama... Hangi tarafaydı? Elini biraz çabuk tut lütfen. Uf, sürem gitgide azalıyor. Süre mi? Boş ver boş ver, sen devam et. Evet. Hatırladım. Konuşma tarafındaydı. Evet. Ama ne kadar elektrik vermem gerekiyordu? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Al, al. Bununla telini silersin. Sağ ol. Çok miktarda elektrik verirsem tekrar patlatabilirim cihazı. İşte orta karar bir şey yap. Demesi kolay. Çok miktarda elektrik verirsem develeri yakabilirim. Azdan başlayıp çoka doğru. Evet, galiba en iyi yöntem bu olacak. Benim artık zamanım doldu. Gitmem gerekiyor. Dur bir dakika. Kimsin sen? İlhan Perin diyelim. İlhan Perin mi? Evet. Ben olmasam da yapabileceğini biliyorum. Başarabilirsin. Sen tarihe geçmiş ya da geçecek diyelim, bir daha iyisin. Bunu başarabilirsin. Evet. Ama ben yapabilir miyim bilmiyorum. Bilmiyorum başarabilir miyim, emin değilim. Bir patlayan cihazımı tekrar icat edebilir miyim bilmiyorum. Yapabilirsin Graham Bell. Yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan. Sen Graham Bell'sin. Hoşça kal. Mendilini unuttum. O sende kalabilir. Kimse görmedi. Cani, Cani, Cani! İşte Meydani! İşte kutlu! Neredesin hani? Kıvılcım, biz de alayı dördüncü arıyorduk. Sen de katılsana. Evet, hazır kıyafetinde böyle uygunken. Bana bakın. Eğer bunu bir kişiye bile anlatırsanız sizi mahvederim. Duydunuz mu beni? Aa, bir kişiye anlatır mıyız hiç? Ozan'ı kapmak için folklorcu olduğunu bilmek bir kişinin değil, herkesin hakkı Kıvılcım. Bak, nefesini tutunca aklıma geldi. Sana zurna çalmak da yakışırmış. Eğer halay çekmekten sıkıldıysan zurna da çalabilirsin. Onda çok iyi bir ders oldu. En azından bundan sonra Ozan'dan uzak durur. Hay, o kostümün içinde nasıl komikti değil mi? Yani Kıvılcım o şekilde göreceksin deseler hayatta inanmazdım. Abla, folklor kötü bir şey mi? Aslında folklor kötü bir şey değildir Nazlıcığım. Sadece Kıvılcım gibi yanlış insanlar yaparsa kötü bir şey oluyor. Ben de oynayabilir miyim? Tabii oynayabilirsin. Benle dalga geçerler mi? Hayır Nazlıcığım, seninle sevdiğin bir şey yapıyorsun diye hiç kimse dalga geçmez. Biz de zaten sadece Kıvılcım gibi özentiler yaptığı zaman dalga geçiyoruz. İnanamıyorum, süre bitti. Selena. Merhaba kızlar, durumlar kötü. Ne oldu Selena? Başarabildim mi bilmiyorum kızlar. Acaba Graham Bell telefonu icat edebilecek mi? Eğer başaramazsa...
Gerçekten çok kötü şeyler olur. Bütün hazırlıklar tamam Watson. Bakalım bu kez başarabilecek miyiz ha? Watson! İçerki odaya gidebilirsin. Watson! Anlaşıldı be. Watson! Beni duyabiliyor musun Watson? Watson! Allah kahretsin! Başaramadık işte, olmadı! Bir daha deneyeceğim. Watson! Watson, sesim geliyor mu? Ah! Elim! Ah, elim Watson! Ah! Bel, ne oldu? Eline ne oldu? Elim acıdı Watson! Ah! Watson! Beni duyabiliyor musun? Evet, hem de gayet iyi duyuyorum. Başardık! Başardık Watson! Başardık! Sağ ol dostum. Sizi iletebildik dostum! Teşekkürler Selena! Selena mı? O da kim? Selena, rüyama gelip bu icadın peşini bırakmamam gerektiğini söyleyen bir iyilik meleği Watson. Bu icat insanlık tarihi için çok önemli bir icatmış Watson. Biliyor musun? Bu telefon ileride küçülüp insanların cebine girecekmiş Watson. Ben de Selena'ya jest olsun diye cep telefonu icat edildiğinde adına Selefon, hatta Selenafon denmesini vasiyet edeceğim Watson. Umarım Granbel başarmıştır. Selena, ya başaramadıysa? Bunu düşünmek bile istemiyorum kızlar. Kızlar, telefon çalıyor. Telefon, Burak arıyor. Efendim Burak. Selam, nasılsın? İyiyim. Sen şu anda telefonla konuşuyorsun değil mi? Selena, sen iyi misin? Tabii ki telefonla konuşuyorum. Başarmış, telefonu icat etmiş. Asıl sen başardın Selena. Kızlar ne maceraydı ama. Yani videoya kaydetseydik televizyonda oynardı film diye. Televizyon mu? O ne ki? Evet, bilmiyoruz, o ne? Kızlar? Olamaz. Yoksa şimdi televizyon mu yok oldu? Şaka şaka. Nasıl şaka? Siz ama azalmaya başladınız. Telefon. Burak, Burak'ı unuttum. Alo, Burak'cığım. Orada mısın? Buradayım. Allah neşenizi artırsın. kusura bakma hayatım. Nedir sizi bu kadar sevindiren olay? Biz oyun oynuyorduk aramızda. Selin'le ben kazandık, ona çok sevindik. Ya, tebrik ederim. Sağ ol. Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Sana? Evet. Bugün sana bir soru sormuştum. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Peki cevabın ne o zaman? Benimle evlenecek misin? Evlenmek? Burak ben...